Ve Beslenaz Süllü bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Şimdi bir borsayı şöyle küçücük, böyle ufacık bir değerlendirme yaparsanız Borsa İstanbul üzerine, ondan sonra sizinle böyle bir uzak doğu turuna çıkacağız. Yani Çin-Rusya gerilimi ve NATO'ya olan bir dönüşümle ve nereye doğru geldiğimizi hem para uluslararası finans çevreleri bakımından hem de ekonomi bakımından konuşacağız. Nasıl, borsayı nasıl görüyorsunuz? Yani borsanın performansında acayip bir değişiklik henüz daha göremedik. Zaten yabancı ilgisinin olmaması, seçimin beklenmesi. Yani her mesela reel sektörle de veyahut da günlük hayatımıza da seçimi görelim, ondan sonra bakarız deyiminin yine finansal uyarlamasını Borsa İstanbul üzerinde görüyoruz. Çok da kuvvetli bir görüntünün olmadığını zaten baktığımızda bir taraftan da Amerika tarafından gelen bir risk iştahındaki kısılmanın da aslında etkisini görüyoruz. Yani zaten globalle artık çok fazlasıyla koptuk ama yerli yatırımcı da şuna bakıyor. Amerika ne zaman faizleri artırmaya sona erecek? Dolayısıyla yurt içerisinde şu anda KKM biraz daha revaçta olduğu için borsaya bir dışlama etkisi yaratıyor. Çünkü yüklenme var şu anda. Kur korumalı mevduata gelen çok iyi para var. Yani burada bir ikilem de var. Mesela ikilem şu. Bir kur korumalı mevduatımız var. Evet. Bir taraftan da aynı mesela büyüme olduğu gibi bir yatırım araçları içerisinde borsanın da desteklendiğini biliyoruz. Yani KKM ve hatta borsa yatırımlarına baktığınız zaman aslında ters yönlü iki tane korelasyon var. Tabii. Ters yönlü bir korelasyon var. Dolayısıyla yurt içerisinde 19'u aşan bir dolar tabelayla kapalı çarşı arasındaki farkı gören insanların kalkıp da şu sıralarda çok hisse yatırımı, yani bireysel yatırım açısından söylüyorum. Çünkü zaten yabancı yok. Kalkıp da hani bir borsa yatırımı yapması, borsa yatırımı tercih etmesi çok akıl kârı değil. Dolayısıyla şu anda biraz daha Türklerin algısı sanki dövize kaymış gibi, ama dövizin de bir yatırım aracı olmadığını iyi biliyoruz. Ama kısa vadeli hareketlerde Türk lirasının davranış biçimlerine baktığımızda bir anda, yani önden yüklemeli bir hareket geldiği için yatırımcı sanki o geçen seneki hareketi şu anda kollamaya başladı. Evet. Peki gelelim uluslararası arenaya. Şimdi geçen hafta Çin Devlet Başkanı ile Emmanuel Macron görüştü, Fransa Cumhurbaşkanı. Bu tabii uzunca bir süredir beklenen bir görüşmeydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, yani NATO, Batı'da genişliyor. İşte Finlandiya'yı aldı bünyesine, yakında İsveç'i alacak. Dolayısıyla NATO bu tarafa doğru gelirken Doğu'nun da kendini kontrol altına alması, koruma altına alması lazım. Hı hı. Çin, Rusya arasındaki eksen şimdi Almanya ve Fransa'nın yakınlaşmasıyla başka bir noktaya doğru gidiyor. Almanya ve Fransa Doğu eksenine şunun için yaklaşıyor olabilir mi? Yani bundan sonra para politikalarının, finansal politikaların, hatta kripto politikalarının dönüşeceği ya da cereyan edeceği alan doğuya doğru kayıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne tek başına bağımlı olmaktansa iki tarafı da idare eden iki eksene dönüşüyor olabilir mi acaba Batı? Aslında Batı'nın genişlediği kısmına ben pek fazla katılmıyorum. Batı şu anda yerinde sayıyor. Niceliksel olarak gelişiyor. Tabii. Niteliksel kavramda baktığımızda bir gevşemesini göremiyoruz. Çünkü var oldukları NATO paktı veyahut da NATO sistemi içerisinde eğer burada Amerikan hakimiyetini veyahut Amerikan güdümünün çok daha etkisinin yüksek olduğunu düşünürsek, Amerika şu anda yeni dünyaya hiçbir fırsat sunmuyor. Amerika dünyaya tam tersi son olarak bankaların da patlamasıyla, Amerika'da iki tane, bunlardan bir tanesi Silvergate, bir tanesi de Silicon Valley Bankası. Bunların batmasıyla aslında Amerika tekrardan dünyaya kriz vaat ediyor. Keza Trump'ın da çıkıp konuşmalarına baktığımızda zaten çok önceden beri konuştuğumuz şey malumun ilanına dönmüş bulunmakta. Yani Çin'e bakıyoruz. Çin buradan Brezilya ile yerli kur, yerli para cinsinden ticaret anlaşması yapıyor. Malezya'ya dönüyoruz, aynı şeyi görüyoruz. Rusya ile zaten şu anda bir numaralı paktalar. Ve bir taraftan da bakıyoruz, Çin kendi Asya'ya aslında hem niteliksel hem de niceliksel gevşetmeye başladı. Yakın bir zaman içerisinde doların özellikle rezerv para biriminin olmasına çok saldıracaklar. Çünkü dolar açısından baktığımızda şu an doların tek kuvveti rezerv para birimi olmasından geliyor. Evet. Herhangi bir yere bir şey sunmuyor. Ve şunu da söyleyeceğim. Mesela faiz politikalarına bakıyoruz. Faiz politikalarında bile ekonomi politikalarına dahi bir ayrışma görüyoruz. Evet. Mesela tek faiz arttırmayan ülkeler Rusya, Çin, Türkiye'ydi. Tabii. Diğer geri kalan bütün ülkeler faiz artırımına gitti. Yani aslında Çin şu anda var olan ve Rusya'da ve yanında Türkiye'de koyarsak şu anda mesela var olan bir sistem karşısında gerçekten
bu parasal sisteme de karşı geldiklerini görüyoruz. Ve bu anlamda baktığımızda... Sanki dünya yeniden kuruluyor gibi böyle bir his var. Yani. Aynen öyle. Yani dünyayı şu anda yeniden değiştirmeye, yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Ama tabii bunlar bugünden yarın olacak işler değil. Ama biz eğer resmi doğru okursak, ya Amerika'nın tahtı yıkılamaz, işte böyle şöyle doların yeri dersek çok yanlış aramış oluruz. Çünkü Çin daha yeni atağa başladı. Çin daha yeni atağa geçmeye başladı. Özellikle uluslararası ilişkilerde daha yeni atağa geçmeye başladı. Ve yaklaşık dünya rezervlerinin %3.2'si yuan'la, yanılmıyorsam. Evet. %80'e yakın bir kısmı da dolarla. Tam 81 mi 82 mi orayı artık çok şey yaptım. Çok önemli. Sırat üzerinde durmuyoruz zaten. Aynen öyle. Ve dolayısıyla şu anda bakıyoruz, dünyada gerçekten doların yerinin sarsılmaya başlandığı hissediliyor. Ve aynı zamanda Macron'un da zaten Xi Jinping'in yanına gitmesi ve ilişkileri Avrupa adına aslında Çin'i ziyaret etmesi çok ciddi bir adımdı. Yani bu yarın bir gün biz artık NATO tarafında değil de hani Ukrayna-Rusya güdümü üzerinden, ki bence Rusya ve Ukrayna muhtemelen bir barış imzalayacaklar aralarında. Evet, tabii bu yaptırımlar bir yanda Avrupa'yı çok etkiliyor. Yani Avrupa bu durumdan çok memnun değil. Tabii. Yaptırımları isteyen Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa'yı mecbur bıraktı. Bu yüzden girdiler. Şimdi bakıyoruz mesela Almanya işte kışı doğalgazı çok kısıtlı kullanmak zorunda geçirdi. Öyle bir şeyle geçirdi. Fransa'da benzeri sorunlar ortaya çıktı. Fransa nükleer santrallerini yeniden devreye sokmak zorunda kaldı. Evet. Yani bir sürü problemi, hiç öngörülemeyen pek çok şeyi bu yaptırımlar sırasında gördü maalesef. Ve daha ne kadar finanse edilecek? Evet, yani tabii. Mesela Amerika'da Orta Doğu'dan, Irak'tan çekilirken bir anda bir kararla bir alındığını biliyoruz. Şimdi yarın bir gün eğer Ukrayna konusunda da tamam NATO kadar olmayan, yani Irak'ın tabii ayrı bir pozisyonu var ama Ukrayna konusunda zaten şu anda Suriye, İran ve aynı zamanda diğer Çin'deki, yani mesela Çin içerisindeki, meclis içerisindeki bir takım görüşler şu anda Rusya'nın Ukrayna ile barışması için yaptıkları lobileri biliyoruz. Dolayısıyla evet, yarın Rusya ve Ukrayna meselesi de ortadan kalktığında o zaman siz buradaki NATO ülkelerine ne vaat edeceksiniz? Peki, son 2-2,5 dakikamız. Orada da doların egemenliği ile ilgili, yani Trump'ın tutuklanmasıyla başlayan süreç, evet, ve onun dolar üzerinde nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? Trump'ın zaten suçlamalara bakıldı, tam bir fiyasko. Evet. Ve Trump gerçekten Obama ve Biden arasında gelen, belki yani birçok kişi belki sevmiyor olabilir ama en azından şu sistemde bir şeyleri söyleyebilen bir kişilikti. Yönetim biçimi tartışılır, orası ayrı bir konu ama şunu söyleyeyim, Trump'ın da söylediği bir demeç var. O da şu, dolar, şu an doların pimi çekildi, 200 yıllık gücümüzü kaybetmek üzereyiz diyerekten bir uyarı sistemi koyuyor. Peki dolar yerine giderse veya da doların biraz daha tahtı zayıflarsa ne koyacağız yerine? Hemen şöyle söyleyeyim, şu anda Arap petrolü konusunda kendi, yani bir yuan satışı, iki bazı ülkelerle de kendi para birimleriyle ticareti konuşuluyor. Zaten doları dolar yapan en büyük güç bu zamana kadar petrol kuyularıydı. Tabii. Ve şu anda Çin oraya da el attı ve geçen gün Suudi Arabistan Veliaht Prens dedi ki, biz Amerikalıları memnun etmek zorunda değiliz, evet, dedi. Müthiş bir laftı o. Müthiş, evet, bir laftı. Zaten en son Biden da vali karşılayınca sonra seçimden sonra. Sonra da Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmaya başladı. Daha doğrusu kayıt yaptırdı. Yani dolayısıyla hani gözümüzü biraz daha grafiklerden, biraz daha dünyayı dış cepheye çevirdiğimizde. Somut dünyaya çevirirsek. Evet de bu uluslararası ilişkiler konusu. Burası ayrı ama ekonomi bazına tuttuğumuzda gerçekten artık hani para birimi şu olsun diyebilecek çağlarda, yıllarda değiliz. Bundan sonra gelebilecek, atılabilecek her adımda ben şuna çok inanıyorum. Dijital para birimi ve bunun yanında altcoin'lerden bahsetmiyorum. Kesinlikle Bitcoin'in de burada birçok ülkede rezerve gireceğine inanıyorum. Gerek büyük, gerek düşük. Ama yuan ve bir anlamda Bitcoin doğru korelasyonda olduklarını söyleyebilirim. O zaman Bitcoin'le ilgili bir seviye verin, öyle bitirelim. Olur. Alt üst seviye. Şimdi şöyle, o bir cümle de kullanmak istiyorum. Tabii bu Binance açılan davalar, Amerika'daki FUD haberleri, işte regülatör kurumların söylemleri derken Bitcoin hiçbirini bunların aldırmadı. Çünkü Asya'dan gelen bir parayla Bitcoin geldi, 30 binlere tekrar dayandı. Fakat şu birkaç gün, yarın Amerika tatil, bu hafta zaten Çin tatildi, bugün açıldılar. Evet. Ama hacim konusunda eksiyiz. O yüzden bu hafta yatay hareketler devam. Fakat şu anda Texas'ta ve Kuzey Carolina'da
madencilere ilişkin bir takım kısıtlamaların, devlet teşvik ve sübvansiyonlarının geri alınması oylanıyor. Şimdi bunlarla biraz Bitcoin'in 27.500 ve 26.500 dolarlara doğru itme potansiyelleri bulunuyor. Yukarıya doğru. Evet. Aşağı doğru. Ama buralar artık bizim için sanki minör bir dip olacak. Aynen öyle, salınma noktası olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren hacimlerin de artmasıyla birlikte zaten Fed korkusu da yok. Şu anda piyasanın %58'i Fed'in 3 Mayıs'ta faiz arttırmayacağına inanıyor. Gerçi bir ay var, daha çok şey var. Tabii. O akşam yani Fed'in ışıkları hiç de sönmeyebilir. 2 Mayıs gecesi bilemiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Bitcoin şu anda 40 bin radarına girdi. O yüzden bu tarz düzeltmeleri, Bitcoin düşüyor değil, Bitcoin salınım yapıyor diye okumak sanki daha doğru olacak. Peki, çok teşekkürler Beslenir Hanım. Teşekkür ederim.